kültürümüz için, Urfa'nın tanıtımı için. Sonuçta Şanlıurfa Spor şu ana kadar Süper Lig'e çıkamadı. Hem Şanlıurfa'nın tanıtımı kültürü açısından, hem Urfa'nın diğer bölgelerde ön yargıyla yaklaşılmasından dolayı hani bu ön yargı kırılır en azından. Ben öyle düşünüyorum şahsen. Fenerbahçeli olduğum için hani Fenerbahçe'nin kazanmasını istiyorum açıkçası isterseniz. Yani 9-10 yıldır şampiyon olamıyor. En azından bu Süper Kupa, bir de Süper Lig'de de birinci olabilirsek kupayı da almış olacağız. Avrupa Ligi'nde de zaten Konferans Ligi'ndeyiz. Şu an inşallah Konferans Ligi'nde de bu kadroyla şampiyon olmaya çalışacağız. Bakalım artık. Urfa'nın çoğunluğu bana göre Galatasaraylı. Yani ev sahibi hani gibi davranacak. Galatasaray yine üskütürlük falan kuracak ama Fenerbahçe'nin de kazanma ihtimali var. Yani kendi elinden geldiğince kazanmaya çalışacak, bakalım. Ya tabii ki Urfa'ya faydası olur. Urfa'ya nasıl faydası olur? Esnaf yönünden faydası olur. Ondan sonra otellerden, restoranlar, yemesi, içmesi, kalması, gezmesi her konuda faydası olur. Yani bundan hatırlarsanız 5 sene fazla oldu. Bir daha böyle bir maç olmuştu. Yani Urfa'da kıyamet koptu o zaman. Yani esnafa tabii ki çok çok faydası olacak inşallah. Ben iki takım tutmayayım, Fenerbahçe kazanır. Yani Fenerbahçe bencesine 1-0 alır. Faydası olur mu? Her konuda faydası olur. Urfa Spor için de faydası olur. Urfalılar için de faydası olur. En azından otelciler, lokantacılar iyi para kazandı yani. Bence Fener kazandı. Bir skor tahmininiz var mı? 2-1 olabilir yani. Şanlıurfa için bir şanstır bu. Gerçekten büyük bir şans. En azından esnaf faydalanır yani. Bir yabancının muhakkak ki faydası vardır. Yani olması iyidir yani, maç olsun mesela, yabancı turizmin gelmesi maçla ilgili de olsa, normal de gelse faydası vardır. Ama tahmin ediyorum Galatasaray kazanmalı. Gelen bir insanın o kadar da ekonomi olarak faydası vardır. Yabancı geliyor, neticede bir ekmek alsa, bir şişe su içse de faydası vardır. Ne kadar çok gelse bizim açımızdan o kadar iyidir. Tamam, Antep'e de atılabilir yani, Urfa'ya atılacak diye bir kaide mi var? Yani kendinin garantisi var mı Antep'e atılmayacak veyahut diğer il atılmayacak? Evet, yani o alakası yok, o nasip kısmet işidir. Allah kimseyi yaşatmasın. Yani onu bilemez. Herkes tabii kendi şeyini düşünüyor yani, çıkarını düşünüyor. Urfa esnafı için çok iyi. Şimdi bakın dışarıda binlerce yabancı insanlar geliyor. Yabancı değil mi? Türkler gelecek maçı izlemek için. Şimdi burada bizim otelcilerimiz kazanacak, esnafımız kazanacak, lokantacılarımız kazanacak. Güzel bir şey yani. Ben istedim haftada bir burada maç olsa en azından esnaf yiyecek. Bak şu an esnafta iş yok bak. Gülsen. En azından bir canlanma olur abi. Hoş olur yani. Abi bizim Suriye'de ne işimiz var? Zaten halkını almışız burada. Koruyuk, ekmek veriyoruz, su veriyoruz, barındırıyoruz. Bir de bize fıza mı atsınlar? Burada maç... Yok abi, olur mu ya burada maç? Bir de şimdi fıza atmak hele Türkiye'ye kolay değil. Bizim Allah'a çok şükür hava savunmamız var, uçağımız var, her şeyimiz var. İlgi dolan varsa atsın. Bizimden ne eksik? Ya Urfa'mız yani başkasından neyimiz eksik? Nasıl? Niye bundan 7-8 yıl önce Fenerbahçe'ye Trabzon gelip oynamadı?